Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi tam düğüne gelmişken videoyu başlatıyorum. Kamerayı öyle açıyorum. Böyle siyah bir elbise giydim. İşte makyajımı falan yaptım. Annem de hazırlandı. Bugün günlerden cumartesi. İşe gittik Berkay'la. Çalıştık, ettik. Sonrasında ben anneme geçtim. Kıyafetleri falan her şey dün geceden hazırladık. Hızlı hızlı anlatıyorum çünkü şimdi içeri gireceğiz. Kıyafetleri falan her şey dün geceden hazırladık. Arabaya yerleştirdik. Anneme gittik, hazırlandık, düğüne geldik. Kamerayı da açayım istedim. Kameranın şarjını falan da yanıma almıştım. Sen de merhaba de sevgilim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz çıkacağız. Annem, Arda, kuzenim falan kapıda bekliyorlar. Birlikte gireceğiz. Kamerayı bir açayım size de merhaba diyeyim dedim. İçeriye geçtiğimde tekrar kamerayı açacağım. Biz gidiyoruz. Thank you.
Günaydın herkese, yeni bir günden merhaba. Ben uyandım sabah, size zaten rutinimi gösterdim. Sonrasında bir güzel kahvaltı hazırladım. Kahvaltımı yaptım. Daha mutfağı falan toparlamadım, öyle bıraktım. Ancak kendime geliyorum. Dün eve bayağı geç geldik düğünden sonra. Size hemen orada kamerayı açtım. Söylediğim gibi evde hazırlanamadım. İşim vardı. Sabah işe gittim. İşten sonra, öğleden sonra anneme geçtim. Annem de hazırlandık, çıktık. Çıktıktan sonra size ancak kamerayı açabildim. Güzeldi. Düğünde de güzel vakit geçirdik. Çok fazla açamadım aslında. Böyle tek tük açabildim. Bayağı oynadık, ettik. Gerçekten düğün sezonunu açmış bulunduk artık. Sonrasında eve geldik. Bayağı geç geldik. Saat 2'yi geçiyordu. Kamerayı da açamadım. Makyajımı çıkardım, yattım. Gerçekten çok zor uyandım. Kendime anca geldim. Yüzüm gözüm şişti yani. Bugün evde güzel bir temizlik yapacağım. Evi sileceğim, süpüreceğim. Buradaki örtü var, bu için seriyorum biliyorsunuz koltuğun üzerine. Onu sabah kalktığım gibi makineye attım, çıkardım, astım. Şimdi o kuruyacak. Koyu renkler var, makineye onu atacağım. Dediğim gibi evi sileceğim, süpüreceğim, bir toz alacağım. Sizinle birlikte yapacağız. Sonra nevresim falan değiştireceğim. Biliyorsunuz hafta sonu benim klasiğimdir. Nevresimden hepsini değiştiririm. Onları sizinle birlikte halledeceğiz. Babanın karnını doyurdum. Onu tuvalete çıkardım falan filan derken birazcık da dinlendim. Şimdi kalkıp hemen hızlıca evi temizleyeceğim. İlk önce nevresimlerden başlayacağım. Hadi gelin şimdi bir yatak odasına gidelim. Nevresimlerimi değiştirelim. With the evil voodoo, got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting me, confusing. Was it me, is it me, am I the one? I'm the one who's always saw you in confusion. Yeah, I know I love all of the solutions. You love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't such a cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. So you don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get?
Evet, evin her yerini süpürdüm. Bayağı tozlanmıştı hafta içi çünkü hiç süpürmedim. Sadece o Xiaomi ile üstten birazcık tozunu alıyordum. O kadar görünen kısımlarını alıyordum. Hafta içi hiç süpürmemiştim gerçekten. Şimdi bayağı dip bucak her yeri süpürdüm. Sandalyeleri bile süpürdüm. Yemek masasının sandalyeleri, ondan sonra koltukların üstü, berjerlerin üstü her yerleri süpürdüm. Şimdi bir tek silmesi ve toz alma kaldı. Gerçekten arkadaşlar evimi temizlediğimde, süpürdüğümde tozu vesaire gittiğinde, nevresimlerim değiştiğinde kendimi çok çok iyi hissediyorum. Gerçekten tüm haftamı daha verimli, daha iyi, daha güzel geçireceğimi, güzel bir enerjiyle geçireceğimi düşünüyorum. O yüzden çok çok mutlu oluyorum evimi temizlediğimde. Yani siz de benimle aynı görüşte misiniz bilmiyorum ki bence öyle olanlarınız vardır. Altta yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalıma yeni geldiyseniz, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu da buradan hatırlatayım istedim tekrardan. Yine gelenlere de buradan hoş geldiniz diyorum. Kocaman öpücüklerimi yolluyorum. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok memnun olurum. Oradan da günlük yaşantımdan kesitler paylaşıyorum. Daha aktif olarak kullanıyorum. Daha yakından takip etmek isterseniz orayı da beklerim. Şimdi kahve yapacağım. Gerçekten çok yoruldum. Birazcık dinleneyim. Klimayı da 18'de 19'da falan çalıştırıyorum. O kadar sıcak. Bir de hareket ettikçe daha da çok terliyorum, yoruluyorum. O yüzden klimayı da açıp öyle temizledim evin her yerine. Bir tek sileceğim, tozunu alacağım. Sonra da evin içini bitireceğim. Şimdi bir kahve içeyim. Evet, suyumu doldurdum. Şimdi evimi silmeye başlayacağım. Önce domates ekleyeceğim. Bu olduğu için ekstra domatesle özen gösteriyorum. Yerleri de düşürdüm şunu. Yerleri sürekli domatesle silmeye özen gösteriyorum gerçekten. Bakın şu Viking'in Arap sabunundan kaç kutu bitirdim bilmiyorum. Ama yerleri hep bununla siliyorum. Laminatlarım falan özellikle bununla çok güzel parlıyor. Şöyle ziyan olmasın diye biraz eğmiştim. Sürekli yedekliyorum. Diğerini açacağım şimdi. Bundan biraz daha ekleyeceğim. Göz kararı ekliyorum hepsini. Kokusu da çok güzel. Gerçekten bunu kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sıcak su dolduruyorum. O zaman deterjanlar daha güzel köpürüyor ve daha güzel açılıyor suyun içerisinde. Şimdi hemen bir yatak odasından başlayacağım silmeye. Let go of me when you're not holding me.
I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. Sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Berkay da geldi, size onu anlatacaktım. Sizinle birlikte çok güzel evi temizledik. Bütün her yeri bitirdik. Bir tek banyoda lavabo kaldı. Bir de çamaşırları falan çıkaracağım. Makinedekiler bitmiş. Onları asacağım. Ama çok yoruldum. Biraz dinlendim. O sırada Berkay da geldi. Şimdi acıktık. Bana yardım edecek. Çünkü çok fazla yoruldum. Çok fazla yoruldum. Bir şey olmaz. Ben de yorgunum ama... Evet, ikimiz de yorulduk. Daha fazla yoruldu. Ben biraz erken kalktım sabah. Aynen, söyledim zaten iş olduğu için erken kalktı diye. Şimdi bir şeyler yapacağız. Bizim dün değil evli günü, ben işten geç geldiğim için Berkay makarna yapmıştı. Biraz fazla yapmış. Onu da şimdi nasıl yersek daha yenilebilir olur diye düşündüm. Beşamel soslu kaşarlı fırında bir şeyler yapalım dedim. İşte yanına patates kızartırız. Domates vesaire bir şeyler de doğrarım. Öyle yeriz dedim. Sizinle birlikte hazırlayalım. Bu arada mutfağı sizinle birlikte toplayacağız dedim ama toplayamadım. Şöyle görmüşsünüzdür, bayağı bulaşık yıkadım. Çünkü kameranın şarjı bitti. Kameranın şarjı bitince o şarj olurken ben de mutfağı topardım. Makinedekileri yerleştirdim. O yüzden sizinle birlikte yapamadım. Şimdi hemen bir makarnaya başlayacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle şu kadar falan makarnamız var dolapta. Buna hemen ilk önce beşamel sosu yapacağım. O yüzden un gerekiyor. Un alacağım. Aşkım süt çıkarır mısın? Bir de tereyağını çıkar sevgilim. Var değil mi? Unumu alayım ilk önce. Var var. Nerede? Aa, o zaman şeyde. Ama o donmuştur, şimdi nasıl keseceğiz? Nerede? Hayır hayır, burada. Bitirdin mi tereyağını? Bak burada. Ay, ama çok az varmış. Başka yok mu? Var ama buzlukta. Çok az varmış. Bu yeter mi? Margarin de koyarım olmadı biraz. Margarin ver şimdi kaseden. Şunu kullanayım ilk önce. Ha, beşamel sosunu şunu da yapsam olur bence. Beşamel sosu ne ya? Aşkım makarnanın sosu. Hani böyle fırında yapılan yemeklerde kullanılıyor ya. Belki bilmiyor. Soruyor. Size şöyle ocağa alacağım. Biz yapacağız. Ne koyacağız? Ya, yağda unu kavuracağız. İçerisine süt ekleyeceğiz. Ben öyle köri sosu gibi aroma bir şey yapayım. Kremamız var da krema koymak istemiyorum. Oysa mı yık? İstiyorsan içine krema da ekleyebiliriz. Kaşarlı olacak. Evet, kaşar. Aa, sen kaşar rendeleyebilirsin sevgilim. Ben sosu yaparken kaşarını rendeleyebilirim. Rendir. Şeyde. Şöyle ocağımın altını açıyorum. Nerede? Ama bu gözlerini yıkadım ben, o yüzden yanmıyor. Rende orada aşkım, pembe. Şurası demiştim ya size hafif şey diye. Ay nasıl koktu. Hı, şimdi yandı. Aşkım rende yok. Orada.
göster aşkım, ben de neredeyse bak eğildim, benim ağrıdı. Sevgilim burada, burada. Çok az zeytinyağı ilave edeceğim. Tereyağım vardı, onu ilave ediyorum. Mesela bilmiyorsun. Beşamel ne diyorsun? Aşkım köre sosu gibi bir şey zannettim. Hayır, o sosu kendimiz yapıyoruz aşkım. Beşamel sosu diyorsun hep de yani. Hatırlıyor musun, ben bir şey yapmıştım. Karnabahar yapmıştım. Vlog'da çekmedim onu ama. Karnabahar sos yapmıştım. Aynen. Onu makarna da kullanacağım ama bu sefer kaşarlı yapacağım bayağı. Bayağı. Evet. Biraz altını kıstım. Yağımı güzelce eriteceğim. Biraz bundan alacağım. Margarin alacağım. Tereyağım vardı ama buzlukta olduğu için onu şu an çözdürmek sıkıntı olacak. Yani kesemem. Ver bakayım. Şöyle iki kaşık unumu ilave ediyorum. Evet, sen evde durmayı çok sevmiyorsun. Sen bensiz de durmuyorsun. Evet, sıkılıyorum çünkü. Sen de yanımda ol istiyorum. Biraz daha un ekleyebilirim. Çok az daha. Şu an hatırladığım kadarıyla yapıyorum şu an yalnız. Çok yumuşak değil mi? Ben o kaşarı hiç sevmedim aşkım. Birazcık tuz ilave edelim. Azıcık da karabiber ekleyeceğim. Şöyle azar azar üstüme eklemeye başladım. Bunu da göz kararı yapıyorum bu arada. Kademe kademe yapalım. Bak ne güzel, bunun kendi şeyi varmış. Daha önce daha rezili çektim. Görüyorsun değil mi? O altındakini yıkamaya üşeniyorum ben de ondan. Hiç zorluk yaşamıyorum şu an. Böyle güzelce karıştıralım. Yoğunluğuna göre sütü eksiltebilirsiniz, artırabilirsiniz. İyice yoğunlaştı. Şöyle göz kararı yine kaşar ekliyorum içerisine. Bence yeterli. Kalanı da üstüne ekleyeceğim. Bunu koyuyorum tekrar. Bence dursun, bir üzerine az gelir mi? Bilemedim. Az makarna var. Şöyle borcamda makarnamı yapacağım. Çubuk makarna az gelince Berkay fiyonktan da eklemiş. Yani çubuk makarnaya da ilk kez fiyonk eklendiğini görüyorum aşkım. Doymayız diye. Ama şu an çok güzel değerlendiriyoruz. Aşırı lezzetli bir şey olacak. Valla. Evet. Aa, çok güzel olacak. Ben çok severim fırında makarna. Böyle bayat makarnalarınız kaldıysa deneyin arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi böyle güzelce yaydım. Zaten fırında iyice açıkça koydum. Beşamelin kıvamı inanılmaz içime sindi. Şöyle siz de görün. Direkt içine ekleyeceğim. Puding gibi oldu. Kıvamı çok güzel oldu. Göz kararı ayarlıyorum. O yüzden size tarif veremeyeceğim. İzleyip bakabilirsiniz. Bir de denemeniz gerekiyor. İyice dağılsın. Aynen aşkım. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Kuru kalacak içinde. İçi farklı. Bilmiyorum şu an doğru farklı. Bir şey yapıyor muyuz ama. Yok yok, boş ver. Böyle daha iyi. Aynen. Ya da bu hemen pişer dersen kızartmaya başlayalım biz. Sonra bunu şey yapalım. Bu hemen olabilir aslında, evet. O zaman biz kızartmayı yapalım. Şöyle kaşarımızı da ekledik. Gayet yetti yani aşkım. Bence az geldi. Aşkım şaka mısın sen? Bu kaşarlı güzel oluyor. Şu an bütün numarası kaşarlı. Tamam, full kaşar oldu zaten. Şöyle yağımızı ekleyelim. Beşamel sosumuzu şöyle fırına bırakalım. Patatesler olana kadar kızarsın.
şunları alacağım. Ben şunu şöyle koyup daha rahat doldururum. Ah, ocağımı kirletmeyeyim. İlla bir şey dökeceğim. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster. Çok güzel. Domatesler ne kadar tuttu bu? Patateslerim kızardı. Şöyle nuggetlerimi atacağım içerisine. Nuggetlarım güzelce kızarsın. Ben o sırada salatayı tamamlayacağım. Formaya devam edeceğim. Domates gibi iri iri doğrayacağım. Tatlarını çok atmıyorum. Tatlı kısımlarını da seviyorum ve orada daha çok bitirmek istiyorum. Yine sıkacağım. Play with me like cats in the stream. Yarım limon yeterli olur salatam çok değil çünkü. Şöyle bir diş de sarımsak ekleyeceğim. Bu çözdürdüm aslında ama şöyle birazcık da mısır ilave ediyorum. Biraz zeytinyağı gezdirelim. Alışverişten nar ekşisi almıştım. Bitmişti. Şunu bir açacağım. Kopardım ipini. Ondan açamadım. Nuggetlarım da kızardı. Hemen onları alacağım güzelce. Kızartma tenceresinde olduğu için hiç çevirme gibi bir şeyim olmuyor. Ağzını kapatalım. Olsun. Nuggetlerimiz de oldu. Bunu hemen sofraya alayım. Sonunda açabildik. Nar ekşisini de şöyle azıcık ekliyorum. Bayağı etkili bir nar ekşisi. Şöyle fersanım. Çok da yoğun. O yüzden azıcık ekledim. Çok da ekşi olsun istemiyorum. Limon da var çünkü içerisinde. Çok azıcık da ceviz ekleyeceğim. Ben salata da ceviz çok seviyorum. Berker çok sevmiyor ama. Tamam sevgilim, bunu da alabilirsin. Bak gösteriyor. Benim yaptıklarımı mı yapıyorsun? Bobiş sen ne yapıyorsun orada Bobiş? Ekleyeceğim yedik içerisine. Biraz fazla çıkartmışım. Bak orada yiyor. O kadar acıkmış ki bekleyemiyor. Sodalarımız var sevgilim. Ben fırından makarnayı çıkaracağım. Bezi iki kat koyayım altına. Bence bir kat daha yap, öyle koy. Yeter, yeter. Yetmez mi? Üf, çok tatlı duruyor şu anda. Hadi. Bakar mısınız, bayağı güzel oldu ama tam istediğim gibi kızarmadı. Şimdi onu dilimleyip çıkaracağım. Evet, biz yemeğimizi yedik. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Çok aperatif bir yemek hazırladım. Çok hızlı hazırladığımı düşünüyorum ama çok çok lezzetliydi. Salataya falan bayıldık Berkay'la. Mutfağımı toparladım. Şöyle size göstereyim. Kameranın şarjı az olduğu için toplarken gösterememiştim.
böyle mis gibi her şeyi toparladım. Yıkanacakları da yıkadım. Mutfağım tertemiz oldu. Şimdi biliyorsunuz geçen seferki videoda market alışverişi yapmıştım. Limon tozu aldım. Hala tozu diyorum. Limon tuzu diye geçiyor. Ben tozu diyorum. Limon tuzu aldım. Aycımın içi bayağı kötü durumda. Yani ben ne yaptıysam çıkaramadım. Şöyle göstereyim size. Muhakkak hepinizin oluyordur. Bunu şimdi limon tuzuyla direkt kaynatacağım. Mis gibi olacak. Serpil annemden gördüm. Sirke limon falan yaptım. Karbonat koydum. Hiçbir şekilde temizlenmedi. Ama limon tuzuyla gayet güzel temizleniyormuş. Çaydanlıklarınızı falan da bunu temizleyebilirsiniz. Ben çaydanlık kullanmadığım için, böyle çaycı kullandığım için direkt bunun içerisine ekleyeceğim. Ama yanları da var. Bence biraz fazla ekleyeyim suyu. Aynen. Şuralar baksana. Komple bir paketin hepsini koyacağım. Koy. Bir yerine koyalım. Limon tuzunu da şöyle bir keseyim. Tamamını ekleyeyim ya. Ekle ya. Çok gelmez mi? Niye, ne olabilir ki? Tamamını ekledim. Bir dahakini alırım yine. Ne olacak? Şimdi burayı üstünü kapatalım. Bir güzelce kaynasın bakalım sonucu nasıl olacak. Ama şunu da çıkarıp içine atacağım. Bakın nasıl kireç. Yani ben sürekli yıkıyorum aslında. Aa, bak nasıl hemen şey olmaya başladı, erimeye başladı, gördün mü? Hemen kabar kabar oldu. Şöyle bir bırakalım. Kaynasın. Bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum. Çamaşırlarım da bitti. Onları da çıkaracağım, asacağım. Sonrasında Serpil annemlere gideceğiz. Açık renkler atmıştım. Koyu renkliler az varmış. Açık renkli bayağı varmış. O yüzden bunları attım. Şimdi bir hemen asacağım. Kaynaması bitti ama gerçekten inanamıyorum bu kadar güzel temizlemesine. Ya belki bazılarınıza garip geliyor olabilir bunu bilen kişiler için ama inanamıyorum gerçekten, o kadar güzel temizlemiş ki. Gelin bir dökelim bakalım. Sıcak suyu da direkt buraya dökeyim. Boruyu birazcık temizlesin. Çok merak ediyorum. Ya bir kerelik daha ihtiyacı var, evet. Buralarda bakayım. Kalmış ama çok çok iyi temizlemiş. Aşkım temizlemişti. Bayağı kötüydü. Şu siyahı alsana, çok sıcak. Bir daha şey yapayım. Su tut bir. O da gider. Aşkım zaten. İnanamıyorum şu an. Ben var ya, karbonat, ne bileyim işte sirke, limon hepsini bir araya koyup sıcak suyla kaynattım yani onu bayağı. Beklettim, kaynattım. Ve şu an şaka gibi gerçekten. Aşkım baksana, tertemiz olmuş. Şöyle bir ışıkta göstersen. Çok güzel. Ne ovalama ne bir şey, bakar mısınız? Parlamış. Belli kısımlarında var ama birkaç yerinde hala var. Dur. Gittiğimde iki poşet alacağım bu sefer. Hem baksana yedekte dursun. Aşkım. Bakın size göstermiştim mesela. O kadar yıkamama rağmen şey diye. Ay minnetlemiyor ya, ortaya dokunsana. Elini yediyor. Göstermiştim size, biliyorsunuz ne kadar kireçti şurası. Cam gibi olmuş. Ay tam ışıkta bir göstersene. Böyle o kadar içim rahatladı ki anlatamam. Aşırı mutlu oldum. Kesinlikle deneyin, tavsiyemdir bilmeyenler için. Pırıl pırıl bak. Sadece iki yerinde var. Ya ve bu ciklemeli tellemeli falan asla çıkmıyor. Sürekli yıkamama rağmen oluyor. Tabii içinde su bekletmemek de gerekiyor. Bence şu an cifte çıkar ha. Baksana aşkım, yeni gibi. Evet çok güzel temizlemiş ya. Ama bak burası bile kireç içindeydi ya. Bak camı bile parladı. Vallahi iyiymiş ha. Ay iyi ki almışım. Bakın. Sadece iki yerinde kalmış. Oraya... Hemen çözdü onu. Evet anneciğim olayı çözdü. Şimdi gittiğimde söyleyeceğim ona. Sadece iki yerinde kalmış. Of ne kol ağrıttı ne bir şey ya. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten bir yandan çamaşır astım o yüzden yoruldum.
Bu kadar rahat temizleyemez ya. İnanamıyorum. Ne telleme ne bir şey, biliyorsunuz bahsetmiştim. İçine sirke koydum, karbonat koydum, limon koydum, öyle kaynattım yine çıkartmıyor. Yani sirke ve karbonat da çıkarmıyorsa hiçbir şey çıkarmaz diye düşünüyorum. Ancak porçöz falan dökmem gerekir diye düşünüyordum. Serpil annem geçen sefer kendi çaydanlığına yapmış. Bana sonra dedim anne ben de deneyeceğim. Ama yani şu sonucu asla beklemiyorum. Bakın pırıl pırıl. Ya abartıyor gibi oluyor gibi görünebilir. Evet ama bu benim için çok önemliydi. Çünkü ben çaydanlık ve kettle içlerine çok önem gösteririm. Üzülüyordum da yani öyle olduğu için. Mesela ben çaycının şu üstünü falan bile sıklıkla içine domestos koyup sıcak suda bekletirim. Böyle onu kararmış bir şekilde, içindeki süzgecini kararmış bir şekilde görmek asla istemem. Çaycı ve çaydanlık konusunda çok hassasımdır. O yüzden şu an bu beni aşırı mutlu etti. Abartıyor oluyor olabilirim. Belki size öyle geliyor olabilir. Ama ben çok mutlu oldum şu an. Şimdi bir dahaki alışverişte 2 poşet limon tuzu alacağım. Bir kere daha yaparsam bence kaymak gibi olacak. O 2 kalan kısmında da çıkacak.